Aşkım nasıl? Bence güzel. Vallahi bence çok yakıştı. Farklı model daha görebilir miyim ben? Tabii efendim. Hemen göstereyim. Oğlum oynama lan, bozacaksın. Usta bu şey mi ya? Eskilerin DJ şeyleri oluyor ya, pıçı pıçı pıçı. Değil, kapat sen bilmezsin. 45'ti bu. Kap. Güzel bir şey benziyor. Bak. Neyse. Nasıl kapanıyor ya bu? Açtık ama. Usta, kapattım usta. Ne haberin? Tamam, ne haber? Ne haber Gülsel? Ha, yaptım yaptım. Şiiri okuyunca resmen isim gözümün önünde eridi. Tabii o Şevkat yarı hala ayak bağlamaya devam ediyor. Ama onu dekarte edeceğim. O herif için bir parti veriyorum bu gece. Ya yok be oğlum ya, ne bu yarışması? O herifin ne kadar öküz olduğu ortaya çıksın, kesin kimle birlikte olduğunu anlasın diye veriyorum partiyi. Aynen öyle. O maganda var ya, çok büyük rezil olacak partide, çok. Aşkım, nasıl? Ya şey, Ayça var yanımda. Ona da böyle incik boncuk falan diyorum ki bu gece partide ayağımda dolanmasın. Ne sandın oğlum? Sen dur, bende daha ne numaralar var. Hadi neyse, kapattım ben. Şu Ayça'nın yüzünü hallederim, tamam? Beğendin mi, alalım mı? Bayıldım. Tamam, o zaman alalım. Peki. Bak bakayım, ne kimmiş? Yesin Allah. Ha, aç, daya kulağıma. Söyle emanet. Neredesin? Bak bekliyorum, dükkana da gelmedin. Ya bir işim çıktı da ne oldu, hayırdır, çok mu özledin? Ya Şevkat, lütfen şu akşamki partiye gel. Bak benim için gerçekten önemli. Eğer gelirsen her şey normalleşecek, ben de rahatlayacağım. Şevkat. Ya emanet, bana kızma da. Ya benim o bebenin partisinde işim yok ya. Vallahi bak. Ama çok rica ediyorum, lütfen. Ya kızım, bak şimdi oraya gelirsem elimden bir kaza falan çıkacak. Anladın mı? Hatta şimdi kapatmazsam burada da kaza çıkacak. Araba kullanıyorum. Kapat hadi, kapat. Kapat lan şunu. Gelmiyor. Ya tamam, boş ver. Gelmiyorsa gelmiyor. Hadi işimize devam edelim. Hadi kalk. Şimdi anladın değil mi Niko? Bak, X kişisiyle Y kişisinin evlenme ihtimali var ama kesin değil. Fakat bu X kişisi bir taraftan da Z kişisiyle kırıştırıyor. Şimdi Y'nin durumdan haberi yok ama sen her şeyi biliyorsun. Tamam. Şimdi bir taraftan da bu X kişisi seni bir yere davet ediyor, tamam mı? Yani özetle Y dostun, X düşmanın. Şimdi sen bu durumda o davete giden mi gitmen mi? Şimdi Şevkat, bir Çin atasözü der ki, dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın tut. Yani ben olsam arkadaşım Y'yi yalnız bırakmazdım. Düşmanın X'i de yakından kollamak için o davete giderdim. Ha, öyle diyorsun ya. Ben değil, Çinliler diyor. Ben katılıyorum. Tamam, oldu. Ben hani farklı bir fikir olsun diye şey yaptım. Tamam, sağ ol. Hadi kapat. Ne sandın Şevkat? Ya bak, esasında bu Çin felsefesine bir tık daha derine indiğin zaman. Gel. Gel bakalım, beni de al. Şöyle kartal yapayım, dur. Beni de al la. Ay Esin, Şevkat iyi ki senin parti davetini kabul etmedi. Vallahi yorgunluktan ölüyorum. Doğru doğru. Vallahi bu yorgunlukla kalk giyin zor iş. Allah aşkına, kimin fikriydi bu duvarları kendimiz boyayalım? Benim. Aferin. Efendim? Aa, Şevkat gerçekten mi? Geliyorsun. Kesin mi? Tamam tamam, o zaman ben hemen eve gidip hazırlanıyorum. Tamam, bay bay. Hakikaten mi? Geliyor mu? Geliyorum dedi. Ya siz de böyle yorgunsunuz ama. Ya saçmalama, ne yorgunu? Kaçırır mıyız biz bu curcunayı? Hatta şu pasaklı halimizden kurtulup giyinip süslenmek bize çok iyi gelecek. Evet evet, hadi hemen eve gidip süslenelim. Oldu. Görüşürüz. Az önce yorgunluktan ölüyorlardı. İki dakika içinde fırtına gibi çıktılar ya. Vay be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.